2005 yılında ben Mazlum Der'in Van Şube Başkanı'ydım o zaman. Bu Fahrettin İnan'ın yaşamını yitirdiği dönemde raporlamada yoktuk. Ama işte bir raporlama yapıldı, heyetler gitti. Olayla ilgili olarak işte tanıkları, görgü tanıkları, aileyi, ilgili kişileri falan dinlediler. Daha sonra Vali Bey'le Niyazi Tanılır'dı o zaman Vali. Vali Bey'le bir görüşme gerçekleştirilmişti. O görüşmeye ben katılmıştım. Ama işte daha sonra Fahrettin İnan'ın öldürülmesiyle, o hengamede yaşamını yitirmesiyle ilgili olarak herhangi bir soruşturma açılmadığını öğrendik. Şimdi öğreniyoruz ki aradan 2005, 15, 23, 18 sene geçmiş, hala soruşturma bile açılmamış. Ya da açılıp kapatılmış. Şimdi bu hukuki açıdan çok kabul edilebilecek bir şey değil. Ancak Türkiye'deki pratik maalesef böyle işliyor. Eğer ki meydana gelen bir olayın mağduru muhalif ise, özellikle Kürt ise, fail ise, güvenlik görevlileri ise, bu soruşturmalar maalesef sürüncemede bırakılıyor. Bunun çok sayıda örneği var. Mesela Kemal Kurkut örneği. Kemal Kurkut'un nasıl yaşamını yitirdiği, kare kare kameralarla gazeteci Abdurrahman Gök tarafından tevsik edildi, kamuoyunun gündemine getirildi ve o dava, o soruşturma etkili bir hukuki süreç yürütülmeden neticelendirildi ve en nihayetinde o fotoğrafı çeken gazeteci Abdurrahman Gök'ün biz şu anda tutuklu olduğunu biliyoruz ve asıl sebebin de bu olduğunu biliyoruz. Bu sadece bu değil, Tahir Elçi olayı. Yine kameraların önünde gerçekleşen bir olay. Diyarbakır Baro Başkanı idi Tahir Elçi ve bugüne kadar Tahir Elçi'nin faili de bulunamadı. Devlet isteseydi bulur muydu? Tabii ki bulurdu. Türkiye'de siyaset kurumu belli olayların hızlı bir şekilde yargılanmasına karar verirse, isterse o olaylar çok hızlı bir şekilde, o yargılamalar çok hızlı bir şekilde soruşturmalar, kovuşturmalar başlar ve neticelendirilir, bitirilir. Örnek Yasin Börü dosyası. Tek bir kişinin, tek bir kişi öldürüldüğü için 14 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiler. Ama aynı gece 40'ın üzerinde insan da öldürüldü. Bunlarla ilgili bırakın bir müebbet hapis cezası, adam öldürmenin cezası müebbet hapis cezasıdır. Bırakın müebbet cezasının verilmesini, soruşturma yapılıp yapılmadığını dahi bilmiyoruz. 40 kişi öldürüldü. Orada o kişinin siyaseten bayraklaştırılması gerekiyordu. Siyaseten iktidarın, devletin işine geliyordu. Onunla ilgili hızlı bir yargılama yapıldı ama diğerleri görmezden gelindi. Türk hukuk sistemi budur. Ha bunu iktidar değişiminde dönem dönem birbirlerine karşı da uygularlar. Siyaset kurumunu kim ele geçirirse Türkiye'de adaletin ne olduğuna o dönemdeki iktidar karar verir. Onun işine geliyorsa adalet onun istediği şekilde işler. Yani Türkiye bir kanun devletidir diyebiliriz. Ama Türkiye bir hukuk devleti midir? Bu şartlarda Türkiye'yi bir hukuk devleti olarak kabul etmek mümkün değildir.